Hadi bakalım. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Merhaba arkadaşlar, Gamer'de bir kanalıma hoş geldiniz. 4 günlük bir aranın ardından yepyeni bir Dead by Daylight videosuyla karşınızdayım. Sebebini anlamadığım bir şekilde Freddy çok fazla istenmiş yorumlarda. Yani düz M1 bir katil niye bu kadar fazla istendi bilmiyorum ama şöyle klişe bir Freddy build ile oynayayım dedim. Hızlı bir şekilde perklerimi anlatayım. İlk perküm yoz müdahale. Bana en uzak 3 jeneratör, maçın başında 120 saniyeliğine engelleniyor. İkinci perküm lehimci. Bir jeneratör %70 tamir oranına ulaştığı zaman o jeneratörden bir bildirim alıyoruz. Ve 16 saniyeliğine tespit edilemez efektine geçiyoruz. Yani kurbanlar geldiğimizi anlamıyoruz. Eğer o jeneratöre çok uzaksak ışınlanma özelliğimizi kullanacağız. Jeneratöre yakınsak da tespit edilemez efektiyle jeneratöre gidip kurbanları gafil avlamaya çalışacağız. Üçüncü perküm çanak çömlek patladı. Bir kurbanı kancaya astıktan sonra 45 saniye içerisinde tekme attığım ilk jeneratör mevcut ilerlemesinin %20'si kadar anında geriliyor. Ve son perkümde Efsun Ecel'den kaçış yok. Son jeneratör de bittiği zaman bu perk aktifleşiyor. Hareket hızımız %4 artıyor. Ve Efsun totemimiz kırılana kadar bütün kurbanlara tek atıyoruz. Efsun totemimiz 4 metre yakınındaki kurbanlara görünüyor ve bu menzil 30 saniye boyunca düzenli olarak artarak 24 metreye ulaşıyor. 24 metre uzaklıktan görmeye başlıyorlar yani o totemi bir süre sonra. İlk eklentim Z küpü. Rüya iz düşümü kullanıp bir jeneratöre ışınlandığımız zaman o jeneratörün 16 metre yakınında bulunan bütün kurbanları 6 saniye boyunca katil içgüdüsüyle görüyoruz. Ve diğer eklentim de Tiner. Ben Freddy'yi kan havuzuyla oynamayı sevmiyorum arkadaşlar. O hali bence daha güçlü ama ben çok beceremiyorum ve uğraştırıcı geliyor bana. O yüzden bu eklentiyi kullanıyorum. Rüya havuzlarını, rüya paletleri ile değiştiriyor ve rüya paletini deviren bir kurban 6 saniye boyunca bize görünüyor. Orayı gördü. Hadi bakalım, saatlerine falan baktım, hepsinin bir 2500-3000 saati vardı. Hepsi benden fazla yani. Aa, birisini yukarı çıkarken gördüm bile. Birisi de direkt yanımdan geçmiş. Oo, nasıl o kadar far... Bir şey diyeceğim. Bu hile mi? Adamla farkı kapatamıyorum lan. Bir dakika. Buna inat ettim. Oğlum bu kadar fark açması normal mi? Bir dakika. Devam edeceğim kovalamaya. Okey. Tamam yetiştim. İlginç geldi de bir şeyler. Tam emin olamadım. Okey. Alalım şu paleti. Tamam şimdi saldım bunu. Jenlere dönüyorum hemen. Çok iyi. Tinkerer yandı lan. Aa! Burada da biri varmış. Bunu da yarala. Tinkerer'li Jen'e de giderim. Tespit edilemeziz şu an. Anladı geldiğimi. Çok güzel. Bu paleti de alalım hemen. Bak 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 bak. Yaramaza bir bak ya. Yaramaza. Yaramaza bir bak ya. Heal'lanıyorlar şu an. Sprint'im var galiba. Tabii ki. Yoksa sende nerede o popo? Nerede o popo sende? Sen akıllanmıyorsun o zaman. Evet, ilginç bir maç oluyor. Biraz kurban yaralama simülatörü gibi şu an. A takıldı. Çok iyi oldu benim için. Yetişebilir miyim bilmiyorum. Fake vermeyi deneyeceğim dışarıdan dolanıyor gibi. Palete gitmiş zaten. İkinci gen de bitti. Hukum yok daha. Ya kötü bir oyuncu olduğu o kadar belli ki hani, anladın mı? Ama bir şey yapamıyorsun yani. Çünkü M1 bir killer'sın hani. Şu gene mi gidelim? Burada iki kişi var. Biri şeke kaçtı. Birisi burada saklanıyor ama onu görmediğimi sanıyor. Sprint canavarı hop. Sen de gene geri döneceksin galiba. Respect atmayacağım diyecektim ki orayı bağladı. Güzel. Killer şeki kullanıyor. Ah enti. Şimdi bir fake atacağım adama. Güzel. Orası sahte zaten. Enayi viskoskis. Şeki oynamaya devam edecek. Peki. Selamlar. Seni alalım o zaman. Hiç sıkıntı yok. Zaten palete gitmedi. Oradakine yetişir mi? No 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 no. Oğlum nasıl lan? Nasıl yetişemedim? Biri kendisini yere attı yıllanmak için. Tinkerer yandı. Okey. Çok iyi fake. O palet sahte hocam. Sen düş bakayım. Yanlış görmediysem şurada bir yerde yandı. Aynen. Birisi kendisini attı yıllamak için. Diğerini de ben düşürdüm yerde. Biraz buraya zaman kaybettirmeye çalışabiliriz. Mikaela boş gezen oğulları. Bu Mikaela mıydı benim ilk astım? Yok, Feng'di. Ah be. Mikaela olmuş olsa efsane olacaktı da. Ya hay buraya koyacağınız otların. Sahte o palet. Güzel. Direniyoruz. Şimdi şu Jen'e bir gideyim, hala onu yapıyor olabilirler. Orada düşürmüştüm çünkü birisini. Aynen şuna popa atayım. Hemen kancaya dönmeye çalışacağım. Aslında şu Jen'i salsam mı diyeceğim de yok ya. Yani Jen'leri çok iyi böldüler şu an. Jen'leri fena böldüler yani. O palet sahte. Oğlum niye palete gitmedi ya? Palete kesin gidecek diye... Uf, alabilirdim bunu. Belki de sadece ıskalar.
Aa lan bu decisive olan değil ki zaten. Tam enayi ya. Ama yukarıdaki çeni bitiriyorlar şu an. Blok alacak. Alma lan git. Enayi. Iskalattırmaya çalıştı ama baba yemez. Baba yaga. Tam hocam bitti, o zaman popuşunu atacağız. Feng Meng'ı aldılar. Atla bakayım oradan. Okey. Çok iyi. Sana şimdi morini bir atalım. Tamam mı? Kill them all Jason. Bu sürede belki iki can bile bitebilir şu an. Arkada canlar kabarıyor. Orta geni bayağı yükseltmişler. Bitirdiler hatta. O gitsin. Can olmayan bir bölgeye gidiyor şu an. Daha doğrusu can var ama oradaki yüksek değil derken arkada can bitmiş. Okey. Direkt gittiği yerde kapı da var. Yetişemeyebilirim şu an. Birisi kendisini yere attı yıllanmak için. Abi kapının uzaklığı şaka mı, anasını satayım. O gerçek. Şeke kaçıyor akıllıca diyecektim ki o da gerçek. Güzel. Şunu bir kışkışlamamız lazım hemen. Ya bir de dramaturji atıyor ya bana ya. Bana bir de dramaturji atıyor ya. Evet, palete sürünmesi hoş olmadı. Ambresi olabilir, bir şey olabilir. Kalkıp paleti devirebilir. Diğer kurban buralarda bir yerde olabilir. Aldığım an devirebilir. Riskli bir ortam var şu an. Yani M1 killer azizliği. Gerçekten M1 killer azizliği. Aslında loop olarak o kadar iyi değillerdi bir iki kişi hariç. Zaten iyi olanları da kovalamadım. Yaralayıp yaralayıp saldım. Bu son saniye bir şeyler deneyecek de. Belki hani diğeri satar falan diye bekliyorum şu an. Kapıya sürünmeye çalışıyor. Alalım. O bunun bir ilk asılışı. Kurtuluşu varsa var ya. Tam yokmuş. Attempt deniyor. Okey, atamadı. Okey, saldı. 2 kill. Yani Freddy. Maksimum Freddy arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ne pencere engelleyebiliyorsunuz, ne palet engelleyebiliyorsunuz. Noed olmasa ikinci kill'i de alamazdım zaten. Lan diğeri gitmemiş ya bu kapıdan. Aa, diğer kapıda bekliyormuş o enayi beni. Oğlum ne yapıyor bu? Niye gitmedin? Ez 3 kill. Niye gitmedi abi bu? Hiçbir bilgim yok arkadaşlar. Hiçbir bilgim yok. Bana acıdı kill verdi galiba. Freddy'nin durumunu siz düşünün yani. Freddy kurbanlar ittirdiği zaman güçlü bir katil haline gelebiliyor arkadaşlar. Onu anlatmaya çalıştık burada. Bu bir skeçti. Maçtan önce çalıştık biz Mikaela'yla. Ben ona söyledim. Arkadaşlar yüksek ranklarda niye Freddy oynanmaz biliyor musunuz? Şimdi Freddy düz M1 bir katil olduğu için. Bu arada o karga gözünüzü bir tarafınıza sokacağım birazdan, merak etmeyin. Bu seviyelerdeki adamlara mindgame edirmeniz biraz zor. Yani bu seviyelerdeki adamları yakalayabilmeniz için pencere palet kitleyen katiller lazım. İşte mesela Huntress. Pencereden atladığı zaman vuracaksınız. Paletin üstünden vuracaksınız gibi. Hani bu tarz düz M1 katiller. Freddy'nin bir de görünmez özelliği de yok. Hadi Raid, Sadako falan görünmeze geçiyor. Freddy'nin öyle bir özelliği de yok. Çok zor. Gerçekten çok zor bu tarz seviyelerde. Ya dümdüz palette adamla koşmak zorundasınız, anladınız mı? Yani filminde ilah gibi olan adamı, affedersiniz, burada ne hale getirmişler görüyor musunuz? Bu enayi niye böyle bir şey yaptı lan? Sprint falan da yok. Şöyle erken bir hookla başlarsam şahane olmaz mı? Bunun kıvrağı var herhalde. Dümdüz devam etmiş oradan. Oradan dümdüz devam etmiş. Allah'ım sen bana sabır ver. Selam. Dur bakayım, bunlar da biraz enayilik olabilir. Şu jene gidiyor gibi yapacağım. Fake atacağım. O jene birinin yaptığını görmüştüm çünkü. Fake atmasam düşürüyormuşum bunu. Abi ya, kendi kendime bile zarar oluşturuyorum ya. Kral oraya ne ara gittim be? Güzel. İyi mind game. Sal bakayım hocam. Sal hocam. Sal hocam. Tamam, bunu uzaklaştır buradan. Kışkışla bunu buradan. Onu ne ara aldınız lan? Dur bismillah. Evet, Lara bu cene inat edecek. O belli. Yaralıyı da kaçırdık. Bir tunnel şansım olabilirdi. Yaralıyı bulduk. Güzel, sattım burayı. Yetişebilir miyim şu cene? Hadi yetişeyim, hadi yetişeyim. Çok güzel. Bir pop daha. Şu cene de yükseldi. Dur, bunu belki şuradan şöyle sessizce gitsem yakalarım. Geldiğimi anladı. Buraya da vuralım. Sıkıntı yok. Biraz yavaşlatmaya çalışıyorum şu an arkadaşlar adamları. Şu en uzaktaki jene gitsem orada heal'lanıyor olabilirler mi? Aynen, heal'landılar. 3-4-5 tane falan yüksek jeneratör var. Tamam, killer shake jenini salacağım. Tamam mı? Onu bitirsinler gerekirse. İyi inat ettim be buna. İyi inat ettim be bu jene. Tamam, killer shake bitti. Okey. Şunun önüne çıkabilir miyim şuradan? Önüne çıkamadık da bir başkasının önüne çıktık. Devir onu hemen. Güzelsin. Şunu büyük ihtimal Feng yükseltti. Bak, tunnel atma fırsatım bile olmadı. Kötü bir durumdayız şu an. Şurada belki Feng'i falan gafil avlarım. Evet, güzel oldu. Kıvrak mı atacaksın? Evet, kıvrak attı. Bunu almamız lazım. Uf, bir Tinkerer daha yandı. Hadi bakalım. İki tane çok yüksek can var. Feng yapma, gözünü seveyim yapma ya. Gözünü seveyim yapma ya. Bu kadar W'cu olma ya. Abi, evet. Şunu hemen çıkarayım oyundan da. Lan ne oluyor? Morim yok mu benim? Lan bunun son değil mi? Kimin son oğlum? Lan nasıl son değil? Aa, beynim durdu. Ben bunu son sanıyordum. Geçmiş olsun abi. Maç gider. Ben vallahi son sanıyordum Feng'i. Bu da çok kötü ya. Bu da çok kötü. Keşke bununla daha fazla chase atma şansım olabilseydi.
Ya kaybol git bro ya. Kesin atmışsındır o fake anasını satayım. Şuraya gidelim. Burada da Tinkerer yandı. Alo lan, geldiğimi de mi anlamadın anasını satayım? Abi bak, vuruyorum adama, gidiyor. Jhin'i tekmeleyene kadar uzaklaşıyor. Sonra yakalayabilirsen. Hani M1 killerların sıkıntısı bu, anladın mı? Yok abi, yakalanmıyor adam. Feng'i buldum da o da heal'lanmış. Son asılışı ama. Bitti Jhin'ler, geçmiş olsun yani. Vay, adam oldum diyor ne? Yürümeyi bilmiyordum ama adam oldum diyor. Oraya kadar ne ara kaçtı? Koru bakayım arkadaşını. Heh, koru koru. Koru arkadaşını, koru. Çakallara bak ya. Terörist duruyorlar anasını satayım. De kapıya blok alıyor. Aha. Lan Noed'imi kırdı ya. Şerefsiz ya. Hiç hoş olmadı. Belki tek yeme gelmiştir diyeceğim de çığlık atmadı ki. Tamam, o atlasın aşağı. Onu kaldırmaya gidecek. O sırada da bunu almaya gelecek diğeri. Ah ah, Noed'im kırılmasa bir şansım vardı da. Evet, GG. İşte M1 killer'ların sıkıntısı abi. Bir de bari oğlum et git bas ya. Ulan var ya, bana başka killer'da geleceksiniz, sizi yürütmem de. Bir de T-bag atıyorlar ya. Yani alabilirdim ama olmadı. İşte arkadaşlar, M1 killer'lar sizi böyle adamların madarası yapar. Yani yürümeyi bilmiyorlardı. Ama M1'sin yani, adamın W'ye basması yeterli, anladın mı? W ve Space'e basabiliyorsa bak, bir de görüyor musun? Bak noob, ha ha ha. Oğlum ne yaptım şu adamlara Allah aşkına? Tunnel attım mı atmadım? Hayvan gibi Jhin rush attınız, ağzımı açmadım. İnanılmaz abi, gerçekten ruh hastası ya bu oyundakiler. Vallahi billahi hiçbir şey demek istemiyorum ya. Bir Jhin rush haritası daha. Abi Freddy'yi nasıl kötüleyebilirim diye düşünüyorum da bir şey gelmiyor aklıma yani. Hani böyle katillerde şey olayı yok. İyi oynama diye bir şey yok, anladın mı? Şimdi Freddy iyi oynayan birisiyle orta oynayan birisi arasında çok bir fark olmaz. Çünkü adamın özelliği yani böyle fırlatabilecek, kullanabilecek bir şeyi yok. Hani iyi kullandı diyemezsin, anladın mı? Ha, en fazla aradaki fark nedir? Jhin kontrolünü daha iyi sağlar o kişi. Ben Jhin kontrolünde eksik bir insan olduğum için şu an mesela Freddy gibi M1 katillerde zorlanıyorum. Doğal olarak. Yap kardeşim yap. Aa, niye kalkacaksın ya? Hiç ne gerek var David'cim? Rahatsız ettim, kusura bakma. Şimdi ana binayla uğraş dur. Killer şekle uğraş dur. Çok güzel oldu bu. Bu çok güzel oldu işte. Bu arada arkadaşlar, yakın zamanda çok güzel bir loop videosu atıyorum. Taslağını çıkardım. Birer saatlik, ikişer saatlik videolar izledim sardıra sardıra. Dev bir hizmetle geliyorum sizlere. Bu ne yapıyor ya? Bu ne yapıyor ya? Al onu da, hadi S-Trade alayım. Yani böyle satan adamlar lazım bana şu an. Adamsın. Bana şu an böyle satan adamlar lazım. Çok güzel. Tam süresi gidiyor. Baro süresi gidiyor. Benim işime gelir. Ya çok iyi refleks attı ya. Yedim fake'i kanki. Şimdi önce David'i bir asalım. Çünkü barını doldurmuş olabilir. Bu bir asılı kalsın şurada. Size bir yok, güzel. Süper oldu bu. Oo, bunlar iyi satıyor ha. David falan bayağı ne geldi? Al bakalım onu. David'e uçan tunnel geliyor. Hiç acıma yok, acıma yok. Ne acıyacağım lan size? Keratalara bak. Keratalara bak. David'in tunnel'ından vazgeçtik arkadaşlar. Çünkü arkadaki alındı. O daha açık alanda. Ona belki daha rahat yapabilirim tunnel'ı. Barov süresi bitmiş midir? Biraz bekleyelim. Çok güzel. Of, sonunda bir maça iyi girdim yani hani. Adamlar da biraz sapıttı ama. Tam böyle Freddy'ye falan sallamışken iyi geldi. Bırak Ulayne hocam. Aynen kardeşim. Yaralı yaralı. Ben niye Kate'i kovalayayım ki David enayisi varken, anladın mı? Hatta da oradan da. Ne önüne ne arkana da bakmadın. Güzel. Bir mori de sana gelsin. MMR farkını gördünüz arkadaşlar. İki şey arasındaki. Yani MMR farkını gördünüz derken yine aynı hesaptayım. Ama MMR'ın saçmalığını gördünüz. Daha doğru bir cümle olabilir. Hey Çopalet. Bir tane şöyle düzgün bir maç kazanmış olduk. Enayi viskoskesi yandan dolanacağız hemen devireceği için. Farkı kapatmış olacağız böylece. Gerçi şu an çok kapatamadık ama atlar mı? Atlamadı. Güzel, akıllı oynadı. Sıkıntı yok. Son kurban. İstediği kadar devam etsin. Tamam, Bloodlust kasacağım. Atlasın. Sıkıntı yok. Güzel. Hiç yani eforsuz bir maç. Niye böyle oldu ben de bilmiyorum. Ambre attı lan diğeri. Ya uğraştırma beni. Nerede attın Ambre'yi ya? Ah, gördüm de. Ne istiyorsun? Ne oldu? Sal beni mi diyeceksin? Oldu canım. Seni salayım, sonra bir sonraki maç çıkış kapısında katile T-bag at. Oldu. Arkadaşlar az önce bana T-bag atanlar da bir gün masumdu. Bunu unutmayın. Ayrıca sola dönsen hiç buluyormuşsun. Abi bak, kazandığım maçtan sonra da Freddy'yi eleştireceğim. Çünkü güçlü bir katil değil. İnadına bunu savunacağım. Bu adam filmlerinde çok yaratıcı. İlk 3 filmini izledim ben Freddy'nin. Remake olan filmini de izledim ama remake olan film bence çok
çok kötüydü. İlk 3 filmi çok güzel, çok yaratıcı. Bir ton şey yapıyor rüyada. Elleri kolları uzuyor. Böyle oyuncak gibi şeylere dönüşüyor. Birisinin yatağının altından çıkıyor. Ya da zemini komple yok edip zeminin sanki böyle bir magmaymış gibi, böyle bir lavlardan oluşan bir zemin gibi gösteriyor falan. Çok yaratıcı yani. Ama gel gelelim ki oyuna gelen haline bak. Yani daha yaratıcı bir şekilde yapılamaz mıydı? Mesela bak Michael'ı anlarım. Michael filmlerinde de çok düz bir katil. Hani stalk atıyor ve öldürüyor. Çok temel. Ama Freddy böyle değil. Freddy eğlenceden keyif alıyor. Farklı farklı yollara başvuruyor. Bence Freddy daha yaratıcı yapılabilirdi yani. Bunu gücünden bağımsız olarak söylüyorum. Oynaması eğlenceli olsun, yine güçsüz olsun. Ben razıyım. Abi o şişe için komple boydan sokacağım harbiden size yani. Ya bir rahat durun ya. Yalnız var ya, size bu haritada bir loop göstereceğim. Rehber videosunda. Efsane efsane. Videoyu 2-3 güne atarım arkadaşlar büyük ihtimal. Çünkü örnekleme de yapmam lazım videoda. Örnek yapacağım adam da zaten bu loop fikirlerini bulduğum adam. Önce ondan bir izin almam gerekiyor. Hani senin bu yaptığın örnekleri videoma koyabilir miyim diye. Çünkü daha net anlayacaksınız öyle yaptığım zaman. Müthiş bir loop videosu geliyor ya. Gerçekten tarihte görülmemiş. O kadar işinize yarayacak ki yani. Efsane loop'lar öğreneceksiniz. Gitme o kadar derine, gitme o kadar derine. Süpersin. Yemedi. Bir kararsız kaldı. Kararsız closet. Güzel, akıllı oynadı. Şimdi devirecek. Bayağı düz oynadı ama. Alo, Clody ne yapıyorsun Clody? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Başlıyoruz abi. Hadi bakalım. Şurayı bir kıralım. Uf, iyi vurdum lan. Vuramam diye düşünüyordum. Tamam, devir orayı. Kimle rüya şeye girdim lan? Kardeşim sana gelmeyeceğim. Sana o tatmini vermeyeceğim, onu söyleyeyim. Görev mörev vallahi dinlemem. Madem bana toksiklik yapmaya çalışıyorsunuz, görev mörev dinlemem abi. Lehimci yandı. Ya hype bulacağınız paletlere şimdi ya. Uf. Abi bir yapamıyorsun ki bir şey yani. Allah'ın belası, killer çok güçsüz ya. Sen var ya, böyle fener falan tutuyorsun ya, kesin oynamayı bilmiyorsun anasını satayım. Gel bakayım. Boş herif ya. Disconnect alttan direkt killer yazmış bir de Twitch nickine. Yıllandılar burada, okey. Böyle çok peşindeyiz. Gel. Al arkadaşını. Disconnect killer he. Arkadan biri dolanıyor olabilir mi ya? Bir yandan da barının dolmasından korkuyorum. Bu beni üstüne çekmeye çalışıyor. Alacak her türlü ama yapacak bir şey yok. Okey. Kayıtlara geçmesini vardı zaten galiba. Devam et. Atlıyor fake'i. Yat yere. Gel bakalım disconnect killer. Şu jene bir pop vurayım hemen. Çok güzel oldu. Bitirmeye çalıştı en ayağımı, bitiremedi. Artı pop vurmuş olduk. Süper haber. Yaha. Geri aşağı düştüm. Gel disconnect killer, gel. Çok iyi, bu ikiye geçti. Üstteki jene gidiyorum hemen diyecektim ki, ya da gitmedim. Şuna tunnel atma şansımı değerlendirmeye çalışayım. Sprint var galiba. Yo, ne yapıyor lan bu? Ha, salıyor maçı. Çok güzel. Bunu almaya gelmedikleri için. Ya kimmiş disconnect killer? Ha? Hadi bakalım. Öyle hedonlar, flash click clickler size maçı öyle sattırırlar. Bak dibimde hareketlere bak bak. Gel bakalım. Böyle oyunculara bayılırım. Vallahi bak, jeneratör yapmasın. Bana gelsin flash tutsun abi. Ben razıyım. Maçı satıyor çünkü farkında olmadan. Yani ben bunlarda okeyim. Kıralım. Öyle double fake eder. Leş bir oyuncusun. Bir de hani bir şey yapsan da atsan o flash'ı falan, anladın mı? Hadi bakalım. Disconnect killer sana. Hadi bakalım. Hadi görüşürüz kardeşim. Başkalarını toksiklemeye çalış. Baba yemez. Baba yemedi. Beni toksikleyebileceğiniz tek kısım fena can rush atmak. Bak fena can rush atarsanız sinirlenirim. Onun harici bu hedonlar falan filan artık yemem. Artık ayığım yani. Kime ne zaman gideceğim, ne zaman kovalayacağım falan. Ben bu adamı hiç kovalamadım. Bomboş bulduğum bir anda kovaladım. Beleş hit attım o adama. Anladın mı? Bunları normal chase atmayacaksınız arkadaşlar böyle adamlarla. Böyle adamlara ya birisini kurtarmaya çalışırken body block alırken falan hit atacaksınız. Böylece kuduruyorlar beleş hit aldıkları için. Ya da böyle açık bir alanda jeneratörde falan yakaladığınız zaman atacaksınız. Onun harici kovalamayacaksınız bu tarz adamları. Yedi bu da fake'i. Ama bir daha atladı eşek gibi ki kıvrağı varmış, ona güveniyormuş zaten. Lan Freddy'de de yenmiyor ki o fake, anasını satayım. Neyse Bloodlust'ım geliyor. Geldi zaten.
Güzel akıllı oynadı. Aslında Bloodlust'ın varken böyle bir fake vermeme gerek yoktu. Şimdi içeri atlayacak oradan. Şimdi atlayabilir. O yüzden bu taraftan dönelim. İçeri atlamasını engelleyelim. Gerçi yine atlar. Tamam, bir şey değişmedi. Değişti. Çok iyi loopladı. Güzel, iyi oynadın. Tebrik ederim. Disconnect killer. Yayın açacağım, katillere disconnect attıracağım. Onları glip alacağım. Enayi herif. Öyle tunnel'layıp dev olup gidersin işte. Oğlum siz de salın maçı işte. Hadi uğraştırma beni ya. Hadi uğraştırma beni ya. Gel seninle loop atalım. Sen iyi atıyorsun loop'u. Şu yandaki yeri kırmadığımız sürece aynısını yapmaya devam edecek. Yemiyor ya bu palet fake'ini de. Freddy'nin palet fake'i de yenecek gibi değil ki zaten. Neyse, spotu salmasını sağladık. Buradaki palet duruyor mu? Duruyor. Oğlum hata yap ya. İşte arkadaşlar, Freddy'nin nasıl gücünü aslında böyle spotlarda görebilirsiniz. Yani adamın hata yapması lazım, anladın mı, senin yakalaman için? Bak, birleştirir abi. 3 spotu da 4 spotu da birleştirir adam yani. Aynen bu şekilde. Hata yapmadığı sürece alamazsınız yani o adamı. Palet engelleyen bir şey yok. Pencere engelleyen bir şey yok. Efendim? Kardeşim, sırtımda mı geziyordun ya? İyi fake. Bir fake de benden gelsin. Güzel, iyi oynadın bro. Eline sağlık. Öbür mal arkadaşım maçı satmasaydı bu maçı yenerdiniz. H'i de buldum. Şimdi Noedimiz geldi. Bunu görürsem direkt şahane olur. En son buralarda bir yerdeydi, diğer tarafa bir yere gitmediyse ama. Freddy'ye paletleri ışınlanma özelliği gelsin. Buradaymış da. Neresinde derken. Evet, güzel. Müthiş bir toksiklikte ocadık arkadaşlar. Yani maçı sinir kriziyle de bitirebilirdim. Ama akıllı davrandık. Sinir krizini ona yaşattık bence. Tek bir palet bile deviremedi yani. Adama hiç loop şansı vermedik. Hep beleşit attık. Toksiklik yapmaya çalışan minik ucubeye güzel cevap verdik. 6000 saati varmış bir de. Allah'ım ya Rabbim, rezil herif ya. Evet gençler, bugünlük benden bu kadar. Her ne kadar 4 maçın 3'ünü kazanmış olsam da öldürdüğüm kişi sayısı açısından, benim için tatmin edici bir video değildi. Sadece şu son maç tatmin etti. Çünkü Freddy gibi katiller gerçekten güçlü değil. Yani belki biraz düşük ranklarda iyi olabilir. Ama kesinlikle ona göre yorumlamayın. Bu tarz M1 katiller, yani sağ tık özelliğinizle hasar veremediğiniz, sadece sol tık atmanız gereken katiller bu oyunun yüksek ranklarında iş yapmaz. Ya böyle çok ekstra bir build yaparsınız, ya ne bileyim Michael gibi sınırsız seviye 3 eklentileri takarsınız falan. Anca o şekilde iş yapabilir. Çünkü hiçbir palet pencere engellemeye yarayan özellikler olmadığı için, karşıdaki kurban oyunu biliyorsa, palette nasıl döneceğini, pencereden nasıl atlayacağını biliyorsa, o hata yapmadığı sürece yakalayamazsınız. Yakalasanız bile uzun sürer yani. Böyle yani, benim bu katille ilgili yorumum böyle. Belki bazınıza güçlü geliyordur. Belki kendisine has bir strateji geliştirmiştir. Şöyle yapıyorum, maçları kazanıyorum diye. Benim şahsi fikrim bu. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler. İyi geceler.